Kapkara bir gündü 2 Temmuz. Hiçbir ışık halesinin kalmadığı, beyinlerin karanlık, vicdanlar karanlık, insanlıktan nasibini almamış bir güruh devlet eliyle planlanan, kurgulanan ve yazılmış bir senaryonun uygulamasıydı Sivas'ta yaşanan. 31 yıl önce yakılan canlarımızı anarken onları ateşe verip yakanlar bugün iktidar. Sivas'ta yananları, yakılanları unutmadık, unutturmayacağız. Şimdi hep beraber başta Sivas şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimiz için dara duruyoruz. Çerağımız şehitlerimiz adına olsun. Çerağımız barış adına olsun. Faşist şeriatçı kuşatmaya karşı halkımızı 2 Temmuz'da alanlara çağırıyoruz. İnsanlık tarihinin belki de en korkunç katliamlarından biri Anadolu'da yaşandı. Bu topraklarda direncin simgesi ve Alevi inancının temel direklerinden biri olan Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinin dördüncüsünün düzenlendiği Sivas'ta semah dönen gençlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, 33 canımız yani aydınlık geleceğimiz 2 Temmuz 1993 Cuma günü Madımak Oteli'nde vahşice katledildi. Bu vahşi katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ise her geçen gün katlanarak büyüyor. 31 yıl halklarımızın bir arada yaşama arzusunu hançerlemeyi hedef alan bu katliamın hesabı verilmemiş, adalet sağlanmamıştır. 31 yıllık hukuk mücadelemiz karşılık bulmamış, adeta vicdanlar yargılanmıştır. Bu süreç içerisinde yaşam mücadelesi veren devrimci hasta mahkumlar ölüme terk edilirken Ahmet Turan Kılıç, Hayrettin Gül gibi Madımak katilleri affedilmiştir. Madımak katliamı bir Alevi katliamıdır. Ezilen emekçi halklar olarak mahkeme kararını tanımıyoruz. Madımak davasında katilleri savunan avukatlar, belediye başkanı, milletvekili yapılarak ödüllendirilmiştir. Bugün hangi noktadayız? Yaşamın her alanı dinselleştirilmeye çalışılıyor. Halk iradesi neredeyse tamamen ortadan kalkmış, parlamento işlevini yitirmiş, kendi yazdıkları yasalar ve anayasa ayaklar altına alınmış durumdadır. Gerici, tekçi, müfredat ve akıldan, bilimden uzak bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Dersim, Koçgiri, Zinigedi, Sivas, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, Suruç, 10 Ekim, Ankara, Gar başta olmak üzere yaşanmış katliamların bütün yönleriyle açığa çıkarılması ve gerçek sorumluların açıklanması talebimize kulağını kapatan iktidar bloğu yarının katliamcılarını yetiştirecek cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamaya devam ediyor. Laik ve bilimsel eğitim talebimize ÇEDES ve benzeri binlerce proje ve protokol ile yanıt verildi. İnancımızı tarif etmeyin, tanıyın. Cem ibadetimiz, cem evleri ibadethanemizdir. Alevilik Aleviliktir. Alevilik vardır ve haktır. Asimile etmeye çalışmayın dedik. Söz verdik, ikrar verdik ve ikrarımıza sonuna kadar bağlı kalacağız. Artarak devam eden kadın cinayetleri bu iktidar anlayışının eseridir. İki yaralı şehir. Biri Dersim, Seyit Rıza'nın huzurundayız. Biri Sivas. Yananların anısını canlandırmak için canlarımız burada. Acımız o kadar büyük ki, o kadar derin ki tarif etmek ne kadar mümkün? Dedik ki artık yanmayalım. Bir yüzleşme olsun. Birbirimizi anlayalım. Birbirimizin varlığına tahammül edelim. Birlikte yaşayalım. Biz ne dediysek, ne kadar söylediysek sesimizi duyuramadık. Uzattık elimizi birlikte yaşanabilir diye. O eli tutturamadık. İnatla, ısrarla ve azimlerinden hiçbir şekilde, o kararlılıklarından zerre geri adım atmayarak bugüne kadar geldiler, getirdiler. Ülke bir katliamlar ülkesi oldu. Maraş dedim, Sivas dedim, Dersim dedim, Zilan, Ağrı, Kobani, Suruç,
Diyarbakır nereyi söylesek, 78 mi desek, 68 mi desek, katliam yaşamayan şehrimiz var mı acaba? Anma yapmadığımız bir günümüz var mı acaba? Öz uşuyo deri mezele seyde ho. Öz uşuyo deri mezele seyde ho. Gül çiçeği yeter avani cennet du. Cerhardo devre zor asmen o keve. Cerhardo devre zor asmen o keve. Tamur can fethelin o deve ve deve. 31 yıldır 33 canımız diri diri yakıldı. Ve 31 yıldır ne hak yerini buldu ne adalet yerini buldu. Elbette ki biz bugünkü siyasal iktidarın zihniyetinin köklerinin nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Daha önce de söyledik, 1925 ıslahat planıyla beraber başlayan özellikle Kürtler ve Aleviler üzerinde çok yoğun bir asimilasyon politikası yürütüldü. Ve bu asimilasyon politikası bugüne kadar devam etti. Bizi yaktılar, tutukladılar, öldürdüler, Dersim'de katlettiler, Maraş'ta katlettiler, Çorum'da katlettiler. Sivas'ta diri diri canlarımızı yaktılar. Bizi fiziken öldüremediler. Bizi şimdi asimilasyon politikalarıyla dilimizi, kültürümüzü, inancımızı yok etmeye çalışıyorlar. Bu topraklarda toplumsal barışın sağlanabilmesi için hakikatlerle yüzleşilmesi gerekiyor. Sivas'ta katledilen canlarımızı anarken Dersim 37-38'de katledilen bebeklerimizin, kadınlarımızın, atalarımızın acısını da yüreğimizde yaşadık. Yani baktığımızda Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde Dersim coğrafyasında ve Alevi toplumunda sadece Sivas'ta değil, Maraş'ta, Çorum'da, Gazi'de bu katliamlar yaşanmış. Artık yeter. Bu ülkede onurlu bir barışın inşa edilmesi gerekir. Artık yeter diyor. Demokratik bir anayasa, demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir Türkiye inşa edilsin.